بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجل يعتق أمته على أن إتقها صداقها صداق صداق satın fethesiyle de caiz, kesresiyle de caiz. Fakat efsah olan satın kesresiyle sidâkuha. Bu bab şunun babıdır ki bir adam cariyesini azat ediyor, onun etkini de onun mühri kılıyor. Yani başka bir mühir vermiyor. Bu caiz midir değil midir? Bunda da ihtilaf olduğundan İmam-ı Tahavi bunu da beyan buyuruyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Müslüm ibn İbrahim kâle, haddesena Ebanun ve Hammad ibn Zeyd قال حدثنا شعيب ابن الحبحاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ataka Safiye Hazreti Safiye'yi azat buyurdu ve ceala itkaha onun itkini de kıldı sidakaha mehri kıldı Hayber fethedildiği vakitte Hazreti Safiye Peygamber Efendimizin hissesine düştü yahut da onu getirdi Peygamber Efendimiz'e verdiler. O köle tabii harp dağılındığından cariye sayılıyordu. Peygamber Efendimiz onu azat etti ve onun itkini de azatlığını da ona mihir kıldı. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmin bir kavim zahip oldular ki ile enne racüle bir adam izahateke emetehu cariyesini azat ederse ne şart üzerine ale enne itkaha sidâkuha onun itki, onun mehridir. Bu şart üzerine azat ederse caiz-i zalik bu caiz olur. Fe'in tezevveceha eğer o cariyeyi tezevvüce ederse felâ mehre leha o cariye için mehir yoktur. Gayrul itak itaktan başka, azatlığından başka mehir yoktur. Ve minnen kâle bihâdel kavl bu kavlili hükmedenlerdendir. Süfyanü Sevriyyü ve Ebu Yusuf'e rahmetullahi aleyhime. Bu iki imam böyle hükmettiler. Süfyanü Sevri bir de İmam Ebu Yusuf. Ve halefen fî zâlike âkharun. Fakat diğerleri bunları muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki leysi li ahadin hiçbir kimse için caiz olmadı. Gayrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den başka. En yef'aleha da bunu işleyen. Peygamber Efendimiz'e mahsustur dediler. İşleye de feyetimme lehu o adama tamam ola en nikahü nikah ve gayri sidakın mehirsiz. Sivel itak, itaktan başka bir mehir yok. İtakı mehir geliyor. Bu olmaz. Ve innemâ kâne zâlik bu oldu li Resulillahi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e oldu. Hasan has olarak ona hastır. Onun azatlığı onun mehridir. Ama başka birisine azatlık mehir olamaz. لَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ceale lehu Peygamber Efendimiz'e kıldı en yetezevvece bi gayri sidâkin mehirsiz tezevvüc etmeyi mübah kıldı ona. وَلَمْ يَجْعَلْ ذَٰلِكَ Cenab-ı Hak kılmadı bu mehirsiz tezevvücü لَا حَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden hiçbir kimseye kılmadı. Gayreh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka. قَالَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِسَةً لَكْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً bir mümin kadın ki وَهَبَتْ نَفْسَهَا nefsini hibe ederse لِلنَّبِيِّ peygambere اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ peygamber murad ederse اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا onun nikahını üzerine ala خَالِسَةً لَكْ bu da peygamber efendimize halis olarak min dunil müminin müminlerden başka müminlere değil de peygambere has olarak bu caiz. Felemma ebahallahu azze ve cel peygamber efendimiz ki mübah buyurdu ile nebiyyihi peygamberine en yetezevvece bi gayri sidakin mehirsiz tezevvüc etmeyi kâne lehu peygambere caiz oldu en yetezevvece tezevvüc ede alel itaki itak üzerine de ellezi öyle itak ileyse bi sidakin sidak değildir. Mehir olmayan itak üzerine tezevvüc ediyor. Niçin? Zaten mehirsiz Peygamber Efendimiz'e tezevvüc caiz. İtak olsun olmasın. Ve men lem yübihillâhu bir adam ki Cenab-ı Hak mübah kılmadı lehu adama en yetezevvece alâ gayri sidâkı sidâkın gayrisi yani mehirsiz tezevvücü mübah kılmadı lem yekün lehu o adama caiz olmadı ki en yetezevvece tezevvüc ede alel itak itak üzerine tezevvüc ede azad ede de onu mehir kılar. O olmadı. Elle de öyle itak ki leyse bir sidâkın mehir değildir. Mehir olmayan
İthak üzerine tesevvücü de bu caiz olmadı. Ve mimmen kâle bihâzel kavl, bu kavliyle hükmedenlerdendir Ebu Hanifete ve Züferu ve Muhammedun rahmetullahi aleyhi. Bu üç imamın hükmü de budur. İthak mehir sayılmaz. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hastır buyurdular. Ve minel hücceti lehum, Ebu Hanife ve cemaatinin lehine olan hüccettendir fi zalik bu mesele hakkındaki enne Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhum, Abdullah ibn Ömer kadrevan Resulullah sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler ki ennehu Peygamber Efendimiz fe'ale fi cüveyriyete, cüveyriyede yaptı zalike buni misle ma reva anhu Enes'ün, Enes'in rivayet ettiği gibi ki ennehu Peygamber Efendimiz fe'alehu fi Safiye, Safiye'de yaptı. Safiye'de Hazreti Enes rivayet eyledi ki Safiye'nin ithakını mihir kıldı. Abdullah ibn Ömer de Cüveyriye radıyallahu anh hakkında dedi ki Peygamber Efendimiz onun ithakını da ona mihir kıldı. O rivayeti de ispat ediyor. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd, kâle haddesena Süleyman ibn Harb, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, an ibn Avn'in kâle ketebe ileyye nafi'un. İbn Avn diyor ki İmam-ı Nafi bana yazdı ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ahaze cüveyriyete fi gazveti Benil Mustalik, Benil Mustalik gazvesinde cüveyriyeyi aldı. Fe'atakaha, onu azat etti. Ve tezevveceha, ondan sonra da nikah buyurdu. Ve ceale itkaha, onun azatlığını da kıldı. Sitakaha, onun mehrini kıldı. Ekbereni bizalike, bununla bana haber verdi. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer bana böyle haber verdi. Ve kâne fî zâlikel ceyş, Abdullah ibn Ömer de o ordudaydı, o askerin içindeydi. Fakat revâ hâdâ ibn Ömer radıyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi an Resulullah sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber verdik. Kemâ zikrenâ, bizim zikrettiğimiz gibi. Yani onu azat etti. İtkini de mehir kıldı. Sümme kâle huve, Abdullah ibn Ömer dedi. Min ba'din nebi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra fi misli hâzâ, bu gibi vakalerde dedi ki ennehu yüceddedü, ennehu o adam kölesini, cariyesini azat edip de nikah eden adam yüceddidü tecdid eder, leha o cariye için sidakan mehrini tecdid eder. Böyle fetva verdi. Hem bunu rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz Cüveyriye'yi azat etti ve azatlığını da ona mehir kıldı. Bunu rivayet etti ya Allah, fakat kendisine fetva verdi Peygamber Efendimiz'den sonra. Bir adam bunu yapmış olursa ona bir mehir tecdid etsin, bir mehir versin. Niçin? Çünkü o mehirsiz kadın almak Peygamber Efendimiz'e mahsusudur. Ama itak da mehir sayılmaz. Haddesena bizalike Süleyman ibn Şeyb, kâle haddesena el-Hasib, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, en Ubeydillah, en Nafi'in, en İbn Ömer'e misl zalik. Abdullah ibn Ömer'den bu rivayet edildi. Fahada Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ve işte Abdullah ibn Ömer kad zehebe zahib oldu ki ile ennel hükme fî zâlik, bu meselede hüküm ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra ala gayri ma kâne li Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zamanında olanın gayri üzerinedir. Peygamber Efendimiz'e has olan hükmün gayri üzerinedir. Peygamber Efendimiz'e has idi. Cariyeyi azat eder ve onun azatlığını ona mehir kılardı. Bu Peygamber Efendimiz'e has idi. Ama ondan sonra hüküm böyle değildir. Abdullah ibn Ömer'in fetvası bu. فَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ لُكَ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ بُوَلَا سَمَاعًا سَمَعُ لَكِ سَمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. Abdullah ibn Ömer bu Peygamber Efendimiz'e mahsustur, başkalarına olmaz dedi ki caiz ki Peygamber Efendimiz de işitti. وَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ لُكَ اَنْ يَكُونَ دَلَّهُ, ona delalet etti ala zalike el-mâna, bu manaya ellezi, öyle mana ki istedlenna bihi, biz istiddal eyledik, nahnu biz onunla istiddal eyledik. Neye? Ala hususiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in hususiyeti üzerine istiddal eyledik. Fizalik, bu mesele hakkında bima vesefna vesfettiğimiz şeyle ki
dûnen nâs, Peygamber Efendimiz'e hastır. Has hususiyetini istidlal eyledik. Dûnen nâs, nâsa değil. Yani Peygamber Efendimiz mehirsiz kadın alabilir diye, fakat başkaları alamaz. Buna da ihtimali var. Sümme nezarına, sonra nezar eyledik. Fî itâk-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in azat etmesinde kimi cüveyriyete cüveyriyeyi elleti, öyle cüveyriye ki tezevveceha, Peygamber Efendimiz onu tezevvüc eyledi. Aleyhi, kendisine, ve cealehu, o itkini de kıldı, sidakas, mehrini kıldı. Keyfekâne, bu nasıl oldu? Peygamber Efendimiz azat etti ve azatlığında mehrini kıldı. Bu nasıl oldu? Bunu araştırdık. فَإِذَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنُ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ زَكَرِيَّ يَحْيَ بْنُ زَكَرِيَّ rivayet eyledi ki هُوَ بْنُ أَبِي زَائِدِ İbn-i Ebi Zayid'dir Yahya. قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّسَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بْنِ زُبَيْرَ عَنْ عُرْوَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ Hazreti Ayşe buyurdular ki لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Vaktaki Peygamber Efendimiz isabet eyledi Sebaya Beni Mustalik. Beni Mustalik'in sebayasını, yani Beni Mustalik'le harp oldu, vasileri getirdiler. Teksim ettiler. Vakat Cüveyriyetü bintül Haris, o kabilenin reisi Haris idi. Haris'in kızı Cüveyriye ganimetin tekziminde düştü. Fî sehmin li Sâbit ibn-i Kays ibn-i Şemmas. Sâbit ibn-i Kays ibn-i Şemmas'ın sehmine düştü. Evli bin amminlehu, yahut da onun amcasının oğlunun sehmine düştü. Fekâtebet alâ nefsâ, Hazreti Cüveyriye o kimin sehmine düştüse Sabite, yahut da Sabite'nin amcası oğluna, dedi ki beni kitabete kes. Yani sana ne kadar para istiyorsun getireyim, beni hür bırak dedi. O da kabul eyledi. Fekâtebet alâ nefsâ, kendi nefsi üzerine mükatebe eyledi. Muayyen bir miktar para götürecek, efendisine verecek, o da onu azat edecek. Kâlet, Hazreti Âişe dedi ki ve kânet cüveyriye oldu imreeten hürreten, güzel tatlı bir kadın idi. La yekâdü yerâhâ had, ne garip olur ki onu görmez, bir kimse görmez. İllâ ahazet bi nefsihi, illâ fekâtebet Hazreti cüveyriye kitabet yaptı ala nefsa, nefsi üzerine. Yani Efendimiz'e dedi ki beni bir miktar para tayin et, onu getireyim, sana vereyim, sen de beni azat et. O da kabul etti. Kitabet de kesilmiş oldu. Ondan sonra kitabet parasını toplamaya çıktı. Kâlet Hazreti Âişe buyurdu ki ve kânet imraeten hulveten, tatlı bir kadın idi. La yekâdu yerâha, yakın oldu ki yani onu kim görmez, ehedun hiçbir kimse, illa ahazet bi nefsihi, illa o kadın onun nefsini, kalbini alırdı. Fâetet Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi Hazreti Cüveyriye. Testa'inuhu, Peygamber Efendimiz'den yardım talep eder olduğu halde fî kitabetâ, kitabet parasında, çünkü bu esir olmuş kadın ne yapacak? Sağdan soldan para toplayacak. En evvela Resulullah Efendimiz'e geldi kitabet parası için. Yardım talep etti Peygamber Efendimiz'e. Fevallahi ma huve, Hazreti Ayşe yemin ediyor ki Allah'a yemin ederim ki ma huve illa en reytuha, illa ben onu gördüm ala babil hücreti, hücrenin kapısında gördüm. Fekerehtuha, bunu hoşlanmadım. Çünkü bu kadın güzeldir. Resulullah Ekrem Efendimiz bunu görürse bununla evlenir. Hazreti Ayşe'nin hatırına geldi bu. Ve araftu, ben bildim ki ennehu seyera minha, Peygamber Efendimiz bu kadından görür. Misle ma raitu, benim gördüğüm gibi. Kadın güzel, tatlı bir kadın. Benim hoşuma giden bir kadın. Resulullah Efendimiz bunu gördü mü onun da hoşuna gidecek. Ben bunu hoş görmedim. Fakat geldi kapıda durdu. Fekalet dedi ki Cüveyriye, ya Resulullah, ene Cüveyriyetü bintül Haris ibn Ebi Darrar seyyidi kavmihi, kendi kavminin efendisi Haris ibn Ebi Darrar'ın kızı Cüveyriye'yim. وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْأَمْرِ, bana bir emirden isabet etti ki مَعْلَمْ يَخْفَ, sana gizli değil. Yani ben esir düştüm. Esir düşenler içerisinde geldim. Ganimeti teksim ettiler. فَوَقَعْتُ فِي سَهْمِ سَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ اَوْلِي بْنِ عَمِّنْ لَهُ, Sabit ibn-i Gays ibn-i Şemmas'ın sehmine düştüm. Yahut da onun amcası oğlu. Burada şek var.
düştüm. Fekatebtuhu, ben kitabet talep ettim. Muayyen bir miktar para vereceğim. O da beni azat edecek. Fecitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'e geldim. Esteinuhu, yardım talep eder olduğum halde, ala kitabeti, benim bu kitabetim üzerine, bu para üzerine. Kale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki, fehelleki, senin için yok mu min hayrin, bir hayirden ki min zalik, bundan daha hayırlısı var. Bunu istemez misin? Fehelleki min hayrin min zalik, bundan daha hayırlısı var senin için, istemez misin? Kâret Cüveriye dedi ki, ve mahve ya Resulullah, bundan hayırlısı hangisi? Kale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, akdi anki kitabeteki, senin bu kitabet paranı ben ödeyeyim, vereyim. Ve tezevvecuki, seninle de nikahlanayım. Kale, Hazreti Cüveriye dedi ki, naam ya Resulullah, kabul etti. Kale, Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, fakat fealtu, ben işledim. Yani bu parayı vereceğim, seni nikah edeceğim. Ve haracel haber ile nas, nasa haber çıktı ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, tezevvece Cüveriyete bintel Haris, Haris'in kızı Cüveriye'yi Peygamber Efendimiz tezevvüc etti, nikahladı. Fekalu, ashab-ı kiram dediler ki, sahara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz müsaharet yaptı. Yani benim müstalikten Cüveriye, onların reislerinin kızı, bununla evlendi. Onlar Peygamber Efendimiz'in akrabaları oldular dediler. Feherselü'yü isal ettiler, bıraktılar. Ma feydihim, ellerinde olan esirleri bıraktılar. Peygamber Efendimiz'in akrabaları, kısımları oluyor. Onun için ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'e hürmetin, kimin elinde esir varsa bırakmıyor. Kâlet Hazreti Aişe buyurdu ki, feleket u'tike, azat edildi bi tezvicihi iyyâha, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Cüveyriye'yi nikahlaması sebebiyle, mi'etü ehli beyti min benil mustalik, benim müstalikten 100 evin ehli azat edildi. Yani 100 ev esir edilmişti. Onlar, bu esirler hepsi bırakıldı ki bunların adedi 100 idi. Mi'etü ehli beyt. Ehli beyt olarak 100 ehli beyt. Adetleri daha çok. Fela ne'alemu, biz bilmeyiz. İmra'eten, bir kadın. Öyle kadın ki, kânet oldu azame bereketen, bereket yönünden yüksek, azim oldu. Alâ kavmiha, kavmi üzerine, minhâ cüveriyeden başkasını bilmeyiz. Yani öyle bir bereketli kadın ki, Peygamber Efendimiz'le evlendiğinden dolayı kendi Benil Mustalik ailesinden 100 ehli beytin köleleri, cariyeleri azat bulundu. Febeyyenet Aişetü radıyallahu teâlâ anha, Hazreti Aişe beyan buyurdu neyi? El itâkellezî, ol bir itâkı ki zekerehu Abdullah ibn Ömer radıyallahu teâlâ anhu, Abdullah ibn Ömer'in zikretmiş olduğu itâkı beyan buyurdu ki, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, tezevvecehâ aleyhi, Hazreti Cüveyri'yi tezevvüce eyledi aleyhi, o itâk üzerine, ve cealehu, o itâkı da kıldı, mehreha, Hazreti Cüveyri'nin mehri kıldı. Keyfe huve, bu nasıl oldu? İşte bunu beyan buyurdu. Ve ennehu innema huve, bu innema huve, bu edauhu nasıl oldu? Edauhu, Peygamber Efendimiz'in eda etmesi oldu. Enha cüriyeden mükatebeteha, mükatebe parasını eda etmekle oldu. Kime? İlellezi, şu bir şahsa ki, kâne kâtebeha, onu mükatebede kestiği idi. Kişem Hasibine Geys Sabit ibn-i Gays ibn-i Şemmas yahut da emucesi oğlu kitabete kesmişti ya, işte o Sabit'in yahut da emucesi oğlunun kitabet parasını Peygamber Efendimiz ödedi. Ödedi işte, o ödedi ki para onun mehri oldu. Yoksa sadece azat etmek olmadı ki. Ne için verdi Peygamber Efendimiz? لِتُعْتَكَ بِذَٰلِكَ الْاَدَى, o edayla azat olsun. O kitabet parasını Peygamber Efendimiz ödedi, azat oldu. Sümme kâne zâlikel itâk. Sonra o itâk oldu. Ellezî, öyle itâk ki vecebe, vacip oldu. Be'edâ-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in eda etmesi sebebiyle neyi? El mükâtebete, mükâtebe parasını. Kime?
İlellezî vel bir şahsı ki kâne kâtebaha, onu kitabete kesmiş idi ki sabit yahu da mücesu oli. Ne oldu? Mehren leha Hazreti Cüveriye'nin mehri oldu. Peygamber Efendimiz para verdi işte, mehri oldu. Kimden mehir oldu? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'de. Hala ma fi hadis İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah İbn-i Ömer'in hadisinde olduğu şey üzerine ki, yani ithak olmadı. O kadının Peygamber Efendimiz bedeli kitabetini ödeyince kadın hür oldu ve o para da kadının mehri olmuş oldu. وَلَيْسَ هَذَا بُ olmadı لَيَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den başka bir kimseye caiz olmadı ki اَنْ يَتْفَعْ دَفْعِدَ اَنْ مُكَاتَبَةٍ kitabete kesilmiş bir cariyeden defede ödeye mükatebete, onun mükatebe parasını ile Mevlaha Efendisi'ne ne şart üzerine اَلَا اَنْ تُعْتَكَ بَعْدَائِهِ bu bedeli kitabeti ödemekle azat edile بَعْدَائِهِ zalik o ödemesi بَعْدَائِهِ zalik o kitabet parasını ödemekle azat edile anha o kadından, o cariyeden, cariyenin bedeli kitabetini vermekle onun bedeli kitabetini öderse ve yekûne zâlikel itak, o itakta olan mehren leha, o kadının mehri ola min qibelillezî şul, bir kimse tarafından mehri ola ki edda anha mükâtebeteha, onun mükâtebe parasını ödedi ve tekûne bizâlik, bu sebeple de ola zevceten lehu, ona o parayı ödeyenin sevcesi olan bu Peygamber Efendimiz'in mahsustur. Başkasına da caiz değildir. فَلَمَّا كَانَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz için oldu en yecele hâda, bu ne kılan mehren, mehir kılan. Bedeli kitabeti ödemek mehir oldu Peygamber Efendimiz için. اَلَعَنَّ ذَٰلِكَ bu خَاسٌ لَهُ Peygamber Efendimiz'e hasretti. Ön ümmeti ümmetine değil. كَانَ لَهُ Öyleyse Peygamber Efendimiz için caiz oldu ki اَنْ يَجْعَلَ الْاِتَاكَ اِتَاكِ دَكِلَ اَلَّذ۪ي öyle itak ki تَوَلَّهُ Peygamber Efendimiz tevliye etti, sahip oldu huva Peygamber Efendimiz zeyde ona mehren, mehir ola لِمَنْ اَعْتَكَهُ azat etmiş olduğu kimse için de mehir ola. فَلَا اَنَّ ذَٰلِكَ bu خَاسٌ لَهُ Peygamber Efendimiz'e hastır, دُونَ اُمَّتِي ümmetine değil. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ الْآثَارِ İşte asar tarikiyle bu babın veçi budur. وَاَمَّا وَجْهُ مِنْ تَرِيقِ النَّظَرِ Kıyas tarikiyle bunun veçi فَاِنَّ اَبَا يُسْفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ İmam Ebu Yusuf kâle dedi ki اَنَّظَرُ عِنْدِي benim indimde nazar kıyas fi hâdâ bu meselede اَنْ يَكُونَ الْاِتَاكُ اِتَاكُ olan mehren mehir olan kime lil mu'tekati azat edilmiş bir cariye için aleyhi o adam üzerine ki leyse leha o kadın için olmadı mehu itaktan başka gayruhu gayrisi yalnız itak var başka bir şey yok. İmam Ebu Yusuf diyor ki bana göre bu etrik mehir olabilir. Ve zâlike bu lennâ râinâhâ biz mu'tekayı azad edilen cariyeyi gördük bize vaka alitak ve itak vaku olursa ne şart üzerine alâ en ne tezevvüc alâ en tüzevvicehu nefsehâ şu şart üzerine ki bu kadın bu adama tezvic eden nefsehâ nefsini kadın dedi ki benim mesela azat et ben de kendimi sana nikahlayayım derse bu adam da azat etse sünne ebed sonra bu kadın o çareye iba etse et tezvice tezvice dedi ki sen beni azat ettin ama ben seninle evlenmiyorum dedi. O vakitte ne olacak? Hüküm nedir? Enne aleyha o kadın üzerine vaciptir en tesafi kıymetiha kendi kıymetinde sahi edecek, çalışıp kazanacak. Bu kıymeti neyse o efendisini azat eden adamı ödeyecek. Kale İmam Ebu Yusuf dedi ki فَمَّا قُلْ بِشَيْكِ كَانَ يَجِبْ عَلَيْهَا o kadın üzerine vacip oldu اَنْ تَسْعَى ف۪يهِ onda sahi etmek. O kıymetiydi. O kadının kıymeti neyse onda sahi edecek, efendisine verecekti. اِذَا اَبَتِ تَزْوِيْجَ tezvice iba ederse, evlenmeden kaçırırsa. Ki yekûn mihren leha işte o şey onun kıymeti olur. Yekûn mihren leha o cariye mihir olur. İza ecabet icabet ederse ile tezvic tezvici evlenmeye razı olursa mihir olur.
Eğer evlenmeye razı olmasa çalışıp kazanıp efendisine verecekti. Madem çalışıp kazanıp efendisine verecekti, şimdi evlenmeye razı oldu, işte o çalışıp kazanacağı yerine toplayacağı o para ona mehir olur, dedi İmam Ebu Yusuf. Kale, İmam Ebu Yusuf dedi ki, ve intallakaha ba'de zalik. Ondan sonra o kadını o adam tatlik etse, kablen yedhule, zifaf olmazdan evvel, kâne aleyha, o kadının üzerine vacip olur, en tes'a fî nisfi kıymetâ, kıymetinin nisfında sa'y etmek. Kablet duhul, bir adam bir kadını nikahlar da kablet duhul, tatlik ederse nisfi mehir lazım gelir. Nisfi mehir de o da nedir? Bu kadının tam mehri onun kıymetiydi. Öyleyse kablet duhul olduğundan dolayı nisfi mehir hakkında sa'y edip çalışıp efendisini ödeyecek. İmam Ebu Yusuf'un nezeri ve içtihadi böyle. وَقَدْ رُوْيَ هَذَا اِذَا عَنِ الْحَسَنِ Hasen'den de böyle rivayet edildi. Hasan-ı Basri'den حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْسَارِ اَنْ اَشْعَسَ اَنِ الْحَسَنْ فِي رَجُلٍ Hasen'den rivayet edildi bir adam hakkında ki اَعْتَكَ اَمَتَهُ جَارِيَسِنْ azat etti وَجَعَلَ اِتْقَهَا صِدَاقَهَا Onun etkini de onun mehri kıldı. Sunna tallakaha, ondan sonra da onu tatlik etti. قَبْلَنْ يَتْقُلَ بِهَا Ona dahil olmasan evvel, zifaf olmasan evvel. قَالَ Hasan dedi ki, aleyha o kadın üzerine vaciptir. اَنْ تَسْعَى فِي نِسْفِ قِيمَتَهَا Kıymetinin nisfunda şayede çalışa kazan efendisine verile. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ Hüccetten oldu fi هَذَا Bu mesele hakkında عَلَى أَبِي يُوسْفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ İmam Ebu Yusuf'un aleyhine oran hüccetten. İmam Ebu Yusuf böyle dedi ama onun aleyhine bir hüccet var diyor. O da nedir? اَنَّمَا زَكَرَهُ Onun zikretmiş olduğu şey مِنْ وُجُوبِ السَّعَايَةِ Çalışmanın vücubundan aleyha kime vacip aleyha o şariye üzerine çalışıp kazanıp bedelinin hepsini ödeyecek yahut da nisfi kıymeti ödeyecek. Bu اِذَا اَبَدْ ibadet ettiği vakitte evlenmeden ibadet ettiği vakitte sa'ya vaciptir ki kıymetiha kıymetinin hepsinde. قَدْ قَالَ هُوَ İmam Ebu Yusuf dedi Ebu Hanife'te burada vav yok fakat Allah-u Alem bir vav noksan ve Ebu Hanife'te İmam Ebu Yusuf'un kendisi de dedi ve Ebu Hanife de dedi ve Muhammed ibn-i Hasan rahmetullahi aleyhi mecmain İmam-ı Muhammed de dediler ki fema bi şey ki lezimehuma Ebu Hanife ve Muhammed'e lazım gelir. Kitapta lezimehuma demiş ama Allah-u Alem bu lezimeha öyle tasih ettim ben de. فَمَاُوْ بِشَيْكِ لَزِمَهَا وَمُعْتَقَيَا Lazım geldi min zalik bu sahayeden. İba eder, tezevvüc etmezse, git, çalış, kıymetini getir, efendine ver denilir. Bunu İmam Ebu Yusuf dediği gibi Ebu Hanife de böyle buyurdular, Muhammed ibn-i Hasan de böyle buyurdular ki, iba ederse bu kadın mu'tekaya ne lazımdır? Sa'y edip o parasının kıymetinin hepsini getirip efendisine vermek lazımdır. O lazım gelen şey de ne de minzalik işte o sayeden. Fi kavlihim, fi kavliha demiş ama fi kavlihim yani üçünün kavlünde de o kadına bu lazımdır. Ne vakitte? İza ecabet ile tezvici, o kadın tezvici icabet ettiği vakitte de fehüve o şey lazımın lazımdır lehuma demiş ama bu da doğrusu leha vuracak. Lazımın lazımdır leha o kadına. Mu'tekaya. Nasıl o mu'teke tezevvüçten iba ettiği vakitte üçü de diyorlar ki o kadın sa'y edecek, kendi kıymetini getirip efendisine verecek. Ya tezevvüce razı olursa İmam Ebu Yusuf diyor ki tezevvüce razı olursa hayır daha sa'y etmez. İşte onun sa'ye bedeli onun mehri olur. İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed de diyorlar ki hayır olmaz. O kadın yine sa'y edecek. İşte İmam Ebu Yusuf'un aleyhine bu delil oluyor. İba ettiği takdirde nasıl sa'y edecekse icabet ettiği vakitte de yine sa'y edecek.
Bunun hülasesi şöyle olmuş oluyor ki İmam Ebu Yusuf müatakanın iba ettiğiyle icabet ettiğinin ikisini fark ettiriyor. İba ederse diyor o sahaya ona mihir olur. Yok icabet ederse işte o bedeli sahaya ona mihir olur diyor. Halbuki böyle değil. O sahaya nasıl ki iba ettiği takdirde vacip ise işte o kıymeti getirip ödeyecek, o sahaya edip de ödeyecek. İşte o icabet ettiği takdirde de o kadına lazımdır. O sahaya mihir olamaz. O kadına mihir lazımdır. Kulası boğuluyor. Ve emmâ Züfer, emmâ İmam-ı Züfer bu üçünden de ayrılıyor. Fekâne yekûl, İmam-ı Züfer diyor ki la se'âyete aleyhâ mu'teke üzerine se'âye yoktur izâ ebed. İba ettiği takdirde de se'âye yoktur. İcabet etse de se'âye yok, iba etse de se'âye yok. Leennehu ve inkâne şerata aleyhen nikâhe. Her ne kadar o adam o muteka üzerine nikahı şart koydusa da şart fi asli itak, itakın aslında nikahı şart koştuysa da azat eden adam ne dedi ona? Bak şartına ben seni azat ediyorum ama bunun bir şartı var. Azat olduktan sonra seni nikah edeceğim diye nikahta şart koydu. Fe innemâ şerate zâlike buni nikahı o adam şart koştu aleyha muteka üzerine bir bedelin bedel mukabilinde. Öyle bedel ki şaratehu o bedeli şart koştu laha kadın için ala nefsihi kendi nefsi üzerine. Ve o da nedir? Es-sadaku sadaktır. Yani kadına şart koşuyor ki bak seni azat edeceğim. Ondan sonra seni alacağım ama bir de şartım var. O şartı da ne? Bedelin, yani mehir neyse, sadak neyse onu da ödeyeceğim. Bu şart oldu. Bu o da nedir? O şart da sadak. O sadaktır. Ellezi öyle sadak ki yecibu leha o kadın için vacip olur. Fî kavlihi o adamın kendi kavlinde şart koşmasında oldu. İza icabet kadın nikahına icabet ederse o da şart koşmuştu. O şartı yerine getirecek. Nikahın neyse bedel mehri neyse mehrini ödeyecek. Madem nikah oldu mehrini ödeyecek. Fekâne l-atâku atâk oldu. Vâken vâku oldu aleyhâ cariye üzerine bilâ bedelin bedelsiz. Nikahül meşrut ki aleyhâ mu'teke üzerine meşrut olan nikah ise öyle nikah ki ve nikahü nikah el meşrutu meşrut olan aleyha kadın üzerine lehu nikah için bedelün lehu bedelün onun bedeli vardır. O şart koşuyor ki cariyeyi alacak o nikah edecek ama onun bir bedeli olur. Ona nedir? El nikahü meşrutu aleyha bedel bir bedel. Bu gayrül etakı etakın gayrısıdır. Nedir? Sadaktır. Seni nikah edeceğim diye şart koşuyor. O şartın bedeli var. O da nedir? Mihir. Atak değildir ki mihirdir. Ama atak azat ettiği vakitte bila bedel azat etti. Şimdi burada mühim bir şey var. Bir atak var, bir nikah var. Atak cariyeyi azat ediyor bila bedel. Ondan sonra da diyor ki nikah edeceğim seni diyor. Onda da şart koşuyor ki bedel. Nikah olunca tabii mihir olacak. Bu mihire işte bedel diyor. Bu olacak. Öyleyse itak vakı olduğu vakitte bedel mukabili olmadı ki. Bedel mukabil olsa şu kadar para getir ver sen azat ol. Böyle bir şey yok. Yalnız onu azat ettiği vakitte hiçbir bedel şart koşmadı. Onu azat etti. Bedelsiz azat oldu. Olduğu gibi kadın isterse onu varır isterse varmaz. Varmadığı takdirde ben seni para mukabilinde azat ettim adam diyemez. İmam Züfer'in kıyası da bu. Fesare zalik bu oldu. Kerecülün bir adam gibi ki a'teke abdehu kölesini azat etti. Alâ en yahtimehu sene. Kendisine bir sene hizmet ederdi. Dirhemin 1000 dirhem mukabilinde. Kölesini azat ediyor. Diyor ki bana şart koşuyor. Bir sene bana meccana hizmet edeceksin. Fakabile zâlikel abd. O köle de kabul etti. Sümme eba. O adam o köleyi azat ettikten sonra köleyi iba etti. Çalışmıyorum, hizmet etmiyorum dedi. Sümme eba o köleyi iba etti. En yahtimehu ona hizmet etmekten iba etti.
فَلَا شَيْعَ Hiçbir şey yoktur lehu azat eden için aleyhi köle üzerine. O köleden bir hak dava edemez. Mahkemeye geçse hakim ne diyecek? Sen bunu azat ettiğin vakitte şerh koştun. Bedel mukabili sen bunu azat etmedin ki. O şart ise azat edildiği vakitte şartın kıymeti yoktu. Ne için? Sen bunu azat ettim dedin. Ondan sonra da bir sene hizmet şart koştun. O parayı alamaz. لَنَّهُ لَوْ خَدَمَهُ O köle o adama hizmet ederse لَكَانَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ O hizmeti üzerine müstahik olur. بِاسْتِخْدَامِهِ اِيَّهُ O köleyi o adam istihdam ettiğinden dolayı اَجْرًا اَجْرَ müstahik olur. Bir sene bunu istihdam ederse köle ondan bir senelik ücretini ister. Hakkıdır. بَدَلًا مِنَ الْخِدْمَةِ Hizmetten bedel olarak. Öyleyse bu adam ibadet vermezse cebren ondan bir şey köleden alamaz. İşte bu da bunun gibidir. Cariyeyi azat ettiği vakitte bedelsiz cariye azat olmuştur. Ondan sonra tezevvüçten iba ederse onun kıymetini ondan git çalış getir diyemez. Sahi etmeye icbar edemez. Fekezalike böylecedir. İzâ kâne min kavli züfer. Züfer'in kavlünden fil emetil mu'takati azat edilen cariyede de İmam Züfer'in kavli böyledir. Evet, ne üzerine mu'teka alet tezvic? Tezvic üzerine azat ediyor ki sen alacağım diyor. O da böyledir. En daha izâ ecâbet ile tezvic, o cariye azat olduktan sonra nikaha razı olursa vecebe leha, onun o kadın için vacip olur, mehrun mehir. Neden? Bedelen min bid'iha, nikahından bedel, nikah oldu ya, buna şeydir, mehir lazımdır. Mehirsiz nikah olmaz. فَاِذَا اَبَتْ İba ettiği vakitte de لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بَدَلٌ O kadın üzerine bir bedel vacip olmaz. Yani geç çalış kıymetin getir denilemez. Neden bedel? مِنْ رَقَبَتِهَا Rekabesinden azat olduğundan dolayı. Ondan bir şey isteyemez. لَنَّ رَقَبَتَهَا O cariyenin rekabesi اَتَكَتْ azat oldu. La bi bedelin bedeliyle değil. Bedelsiz azat oldu. Ve şturite aleyha nikahun. Yalnız o cariye üzerine nikah şart kılındı. O nikah da neyle? Bi bedelin bedeliyle. O bedel denen mihir. Şart buydu. O cariye azat ettiği vakitte bedelsiz azat etti. Ondan sonra nikahı şart koştu. Nikahı şart koşunda nikah da bedelsiz olmaz. Şu anda burada İmam Ebu Yusuf diyor ki cariyeyi azat ederse bu cariyenin nikahını şart koşarsa eğer kadın nikaha razı olursa daha başka mehir istemez. İşte bu azat etmesi onun mehri olur. Yok kadın razı olursa nikah etmedi. Kadın razı olmazsa o vakitte o kadın kıymetini çalışıp getirip verecek. İmam Ebu Yusuf'un kavli bu. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed de diyor ki kadın azat ederse, cariyeyi azat ederse kadın ister razı olursa, nikaha razı olursa yeniden ona bir mehir verilecek. Bu azat etmesi ona mehir olamaz. Yok, iba ederse kendi kıymetin neyse onu sahi edip getirip efendisine teslim edecek. İmam-ı Züfer de diyor ki o kadın azat ettiği vakitte eğer kadın nikaha razı olursa yeni bir mihir verecek efendisi. Yok, razı olmazsa o kadından hiçbir şey alamaz. Git de kıymetini çalış kazan kıymetini getir bana öde diyemez. İşte bir üç kavul oldu. وَلَا يَسْبِتُ الْبَدَلُ مِنَ النِّكَحِ Nikahtan bedel de sabit olmaz. İlla bir subutin nikah. İmam Züfer'in kavli bu. Diyor ki nikah sabit olacak da ondan sonra bedel sabit olacak. كَمَا لَا يَسْبِتُ الْبَدَلُ عَلَى الْخِدْمَةِ Hizmet üzerine bedel sabit olmadığı gibi illa bir subutin hizmeti. İlla hizmetin subutiyle bedel. Mesela adama diyor ki köleye ben seni azat edeyim bir sene bana hizmet et. O da iba etti. İba ettiği ki bunu icbar edemez.
şayet o köle gelir hizmet ederse ondan bedelini alır. Öyleyse bu kadın da nikaha razı olursa mehrini alır. فَلَيْسَ بُطْلَانُهُمَا Bu itk üzerine nikahın mutlani ve hizmet üzerine itkin mutlani bunlar olmadılar. وَلَا بُطْلَانُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا İkisinden birisinde butlani olmadı. Ne olmadı? Bi mucibin, mucib olmadı. Fil ataki, azat etmekte. Ellezi öyle atak ki vaka ala gayri şeyin. Hiçbir şey üzerine vak olmayan bu atak mucib olmadı. Bedelen bedeli mucib değildir. Ne o itk üzerine olan nikah bir şey muciptir, ne de hizmet üzerine itk ettiği o köleyi azat ediyor ki git. Yani bir sene azat ediyorum, bir sene hizmet edeceksin. Ne de bu? Bir şey, bir bedeli mucib değildir. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu bakta nezer kıyasla budur. كَمَا قَالَ زُفَرْ Züfer'in dediği gibi. لَا كَمَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَ وَبُوْ يُزُفْ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِ İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in dedikleri gibi değildir. Kıyas İmam-ı Züfer'in dediği gibidir. Diyor İmam-ı Tahavi burada kendi fikrinin de İmam-ı Züfer'le beraber olduğunu beyan buyurmuş oluyor ki yani kıyas İmam-ı Züfer'in kıyası daha doğru geliyor diyor. Ve daha bunu da teyit ediyor. Diyor ki وَقَدْ كَانَ اَيُّبُ السَّخْدِيَانِيُّ Eyyub-i Sakhtiyani yezhebu giderdi. Fi tezvici Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem Peygamber Efendimizin nikah buyurmasında Safiyyete Hazreti Safiye radıyallahu anhayı ala itkaha itku üzerine azad edeyim de seni alayım demesinde zahib olurdu. Neye? İlâ mâ ulbişeye ki zehebe ileyhe bu hanife ve züferu ve Muhammedun rahmetullahi aleyhi mecmu'aleyhi. Bu üç imamın sahip olduğuna sahip olur diye. İmam-ı Sakhtiyani yani İmam Ebu Yusuf'un değil ki yani ona yine bir mihir lazımdır diye böyle sahip olur diye. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene Süleyman ibn-i Harp kâle, haddesene Hammadun kâle, a'teke Hişam ibn-i Hassan. Hammad diyor ki Hişam ibn-i Hassan azad eyledi. Ümme veledin lehu kendisinin bir ümmi veledi. Yani cariyesi de cariyesini istifraş etmiş onların çocuğu olmuş. Bana ümmi velet derler. Bunu azat eyledi. Ve ceale itkaha sidakaha. Onun etkini de onun mehrini kıldı. Fezekertu zalik. Hembat diyor ki ben bunu geldim zikreyledim. Eyyub'e Eyyub-i Sakhtiyani'ye zikreyledim ki Hişam ibn Hasan böyle yaptı. Bu doğru mi değil mi? Fekale Eyyub-i Sakhtiyani dedi ki lev kânet ebette kat'i olarak kılsaydı itkaha azat etmesini ebette, betteden levkâne ebette Hişam Hişam ibn-i Hasan iptat etseydi itkaha bu ümmi veledin itkini daha güzel olur diye. Fekultu ben dedim ki eleysen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmadı mı? Ateka safiyyete safiyyeyi azat etmedi mi? Ve ceale itkaha sidakaha onun itkini de onun mehrini kılmadı mı? Fekale Eyyub Sakhtiyani dedi ki لَوْ اَنَّمْ رَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا Bir kadın nefsini hibe etseydi لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e كَانَ ذَٰلِكَ لَهُ Peygamber Efendimiz'e caiz olurdu. Olurdu ona mahsus yani. Safiyeysen buna kıyas. Fekale Eyyub Sakhtiyani buyurdular ki لَوْ اَنَّمْ رَأَةً Bir kadın وَهَبَتْ هِبَ اِسْسَيْدِ نَفْسَهَا نَفْسِنِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e كَانَ ذَٰلِكَ O hibe olurdu lehu Peygamber Efendimiz'e o hibe caiz olur idi. Yani Hazreti Safiyye'ninkini sen ona kıyas ediyorsun. Peygamber Efendimiz'e hibe nikah sayılır diye Hazreti Safiyye de öyle. Onun itkini, onun mehri kıldı o Peygamber Efendimiz'e mahsus sallallahu aleyhi ve sellem. فَأَخْبَرْتُ بِذَٰلِكَ هِشَامًا Hammad diyor ki ben Hişam ibn-i Hassan'a gittim, bunu haber verdim. فَأَبَتَّ قَتْئِ yaptı اِتْكَهَا onun azatlığını. Yani şerte merte koşmadı, onu azat etti.
ve tezevveceha döndü. O ümmi veledi, nikah eyledi ve estakaha ona mihir verdi. Erbe'a miyer. 400 de Allah'ın dirhem olacak. 400 dirhem de ona sıdak verdi. Feyn gâle gâilun bir adam itiraz etse dese ki kadreyitu racüle. Yahut da kadreyite sen gördün. Ben gördüm yahut da sen gördün. Kadreyite racüle sen adamı gördün ki yu'tiku emetehu cariyesini azat ediyor adam malin bir mal üzerine. Ve tekbelu zâlike minhu cariye de onu kabul ediyor. Bana şu kadar mal getir sen azat ol diyor. O cariye de bunu kabul ediyor. فَتَكُونُ حُرَّةً O kadın gidip o mali getirip verdiğimi hür oluyor. وَيَجِبُ لَهُ O adama vacip oluyor. Olur. Aleyhi hakatın üzerine ذَلِكَ الْمَالُ umar. O mali getirip adama vermek vacip. فَمَا تُنْكِرُ Madem bu böyledir de sen neyi inkar ediyorsun? اَنْ يَكُونَ اُلَى اِذَا عَتَكَهَا Cariyeyi azat ettiği vakitte ne üzerine ala enne itkaha sidakuha onun itki onun mehridir. Böyle bu şekilde bu şartla yatak ise bunun için inkar ediyorsun. Fekabilet zalike bu cariye de kabul etti minhu adamdan en tekune hürreten onun hür olmasını niçin inkar ediyorsun? Ona hür ola o kadın da kabul edip getirip parayı veriyor ki hür ola ve yecibe lehu bununla da o adama vacip olan zâlikel mâl, o mal aleyhi hakkadın üzerine. O kadın o mali getirsin, hür olması için madem kabul etti, verir, hür olur. Adam da o mali talep eder işte, yukarıdaki gibi. Yukarıdakini görüyorsun da, teşviz ediyorsun da, bunu niye teşviz etmiyorsun? Kîle lehu adama denilir ki, izâ âtekâhe alâ mâlin, mal üzerine azat etti mi? فَكَبِلَتْ ذَٰلِكَ مِنْهُ Cariye de ondan kabul etti mi? وَجَبَ لَهَا Kadına vacip olur. Kadın için vacip olur. Aleyhi o adam üzerine اِتَاقُ اِتَاقُ Azat etmesi o adama vacip olur. Çünkü kadın madem kabul etti bunu artık vacip oldu ki o onu azat eder. وَوَجَبَ لَهُ O efendisi için de vacip olur. Aleyha cariyenin üzerine اَلْمَالُ مَالُ Cariyenin de mali getirip vermesi o kadın üzerine vacip olur. فَوَجَبَ وَاجِبُ لِكُلِّ kulli وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bunlardan her birerleri için بِذَٰلِكَ الْعَقْدِ Bu akıd sebebiyle اَلَّذ۪ي öyle akıd ki تَعَقَدَ بَيْنَهُمَا Aralarında yaptıkları bu akıd dolayısıyla her birisinin her birisi için vacip oldu şeyin bir şey. Öyle şey ki اَوْجَبَهُ O şeyi icap kıldı لَهُ Bunlardan her birine ذَٰلِكَ الْعَقْدُ O akıd aralarında yapmış oldukları akıd. Öyle şey ki lem yekun maliken malik olmadı lehu o şeye kable zalik o akitten evvel onların hiçbirisi ona malik değildiler. Fakat bu akit dolayısıyla her birisi bir şeye malik oldular. O da ne? Kadını azat etmek efendiye vacip oldu. O efendinin de o azat beden mukabilinde azat etti ya o mali ondan istemesi ona lazım geldi, vacip oldu ki bu kadın ona getirebilir. وَاِذَا اَعْتَقَهَا Cariyeyi azat ederse ki اَلَا اَنَّ اِتْقَهَا سِدَاقُهَا Onun itki, onun mehridir. Böyle azat ederse فَكَدْ مَلَّكَهَا O cariyeye temlik etti رَكَبَتَهَا Rekabesini Cariyenin rekabesini kendisine temlik etti. Yani azat etti, rekaben senin oldu dedi. Ne şart ile? Şu şart üzerine ki ala emmelleketu o kadın da temlik ede bid'aha nikahını femellekeha o adam o cariyeye temlik etti regabeten bir regabeyi ki huve o efendi leha o cariyeye o regabeye malikün malik idi. Çünkü o cariye onun kendisinin milkinde olan bir regabeyi cariyeye verdi yani azat etti onu. وَلَمْ تَكُنْ olmadı hiye o cariye maliketen leha rekabesine malik değildi. قَبْلِ زَالِكْ azat olmasından evvel, azat olmasından evvel kadın kendi hürriyetine kavuşmamıştı. Kendi hürriyetine kavuşması atak sebebiyle oldu. عَلَى اَنْ
kadını, o kadın kendi hürriyetine malik değildi ki ala emmelleketu, kadın daha malik olmazdan evvel, kendi rekabesine malik olmazdan evvel o kadın o adama temlik eder. Neyi? Bid'aha nikahını. Ki huve, o azat eden adam lehu o bid'a o nikaha malikün, maliki de kable zalike, bu azattan evvel, azat etmezden evvel her şeye malik olan o efendiydi. Bir cariye diyor ki ben seni azat edeceğim fakat sen de benim nikahıma gireceksin. Bu azat da senin şeyin olacak, mehrin olacak. O da kabul ediyor. Kendi, o cariye kendi milkinde olmayan bir şeyi nasıl ona verecek? Veremez. Felem tümelliku, o cariye temlik eylemedi. Bizalikel ataki, o atakla şeyen, hiçbir şeyi, hiçbir şeyi temlik edemedi efendisine. Ki öyle şey ki lem yekun maliken, lem yekun olmadı maliken lehu, ona malik olmadı kablehu, ondan evvel ona malik olmadı. İnnemâ melleketü, o kadın o efendisine temlik etmiş oldu. Ba'dema kad, ba'dema bir şeyin bazısını ki kad kâne lehu, efendisi için. Zaten azat olmasından evvel hepsi efendisinin idi. O kadın nesini ona verecekti? Adam diyor ki ben seni azat edeceğim. El azat ettiği yok. Sen de nikahını bana vereceksin. Zaten nikahı da kendisi de hepsi de efendisinin. Kendi milkinde olmayan bir şeyi nasıl temlik edecekti? Kadın da diyelim kabul etti. Evet ben sana varım. Bu itkin benim, sudakım olsun. Elinde olmayan bir şeyi başkasına veriyor. O da efendisinin. Elinde olmayan bir şeyi başkasına veriyor. Bir şey vermiş olmadı. Fekezalike, böylece. Diğer bir ibarede felizalik, daha güzel. Bunun için lem yecip, vacip olmadı lehu, efendi için aleyha, cariye üzerine bizalikel atak, o atak sebebiyle şeyün, hiçbir şey vacip olmadı. Çünkü kadının elinde olmayan bir şeyi ben sana verdim demesi caiz olmaz, elinde değil. Ve lem yekün zalikel atak, o atak da olmadı daha o cariyeye atak, sidaka mühür olmadı. Hadi hüccetun bu hüccettir adamen, bir kimse üzerine ki yekûlü, der ki tekûn zevceten lehu, bu azat edilen mu'teke cariye bu adam için zevci olur. Bil atakillezi, atak sebebiyle ki huve leha sidakun, onun sidakıdır. İmam Ebu Yusuf, Süfyan-ı Sevri dediler ya, işte onların aleyhine diyor ki bunların aleyhine bu hüccettir. Burada bir kavul daha var. Onlar da diyorlar ki فَاَمَّا مَنْ يَقُولُ, bir kimse ki der ki لَا تَكُونُ زَوْجَتَهُ, o cariye onun zevcesi olamaz اِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَانَفٍ, yeni bir nikahla zevcesi olur. بَعْدَ الْعَتَاقِ, ataktan sonra. Atak eder, yeniden bir nikah kesilir. وَالسِّدَاقُ, mihir de lehu, adam için vacibün, vaciptir. عَلَيْهَا, o cariyenin üzerine bir atak, atak sebebiyle. Azat ettiği cariyeyi, azat olması sebebiyle de mehri cariye verecek. وَيَتَزَوَّجُهَا, bu adam o cariyeyi tezevvüc eder. Aleyhi, o sedak üzerine, meta ahabbe, ne vakit arzu ederse. Cariyeden mehri alacak, ondan sonra da nikah edecek. Diyor ki فَهِنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ, böyle diyen aleyhine hüccet, فِي ذَلِكُ, bu mesele hakkında en yukarı lehu, ona denilmektir, denilmektir. فَلِمَ يُعْتِيكَهَا, o adama soruyoruz. Ona azat eden için هَلْ يَجُوزُ, caiz olur mu? اَنْ يَهُدَهَا, o cariyeyi ala. بِغُرْمِ ذَٰلِكَ الصِّدَاقِ, o sedak gurmi sebebiyle, garameti sebebiyle. Yani kadın şimdi bir mihir sedaki azatlık karşılığında sedakı var ya, onu ödemese o garamet dolayısıyla o adam onu alabilir mi? Ellezî öyle sedak ki, sedak ki kad vecebe lehu, o adamı vacip oldu. Kad vecebe, vacip oldu lehu, adam için aleyhe, cariye üzerine bir atak, atak sebebiyle o mehri verecek. O mehri verecek ki o adam da istediği zaman da nikah edecek. Peki onu vermezse, o garamet sebebiyle o cariyeyi tekrar azat eden adam alabilir mi? فَيِنْ قَالَ لَهُ, فَيِنْ قَالَ dese ki لَهُ اَنْ يَخُدَهَا, o cariyeyi almak onun hakkıdır. Bihi, o sedak sebebiyle. Madem onu ödemedi,
Yani tekrar carib olarak alabilir derse harici bizalike bununla çıkar min kavli ehli ilim cemia. Bütün ehli ilmin kavlinden çıkar. Niye? Bir adam bir cariyi azat etti mi onu daha tekrar gerisin geri alamaz. Bütün ulema bunda müttefik. Çünkü o azat olmuştur, bile bedel azat olmuştur. Neyi alacak? Selasun ciddünle ciddün ve hezdünle ciddün ettelâkı vel yemeğini vel atak. Üç şey bu ciddidir. Yemin, nikah, atak, onların şakası yok. Şaka da yapsa bunlar doğru sayılır. Öyleyse bu adam böyle derse ki o sadak sebebiyle cariyi tekrar gerisin geri alabilir derse ehli ilmin kavlinden çıkmıştır. Bu söz müteber değil. Ve in gâle dese ki leyse lehu en yâhuzeha, o adam için caiz olmadı en yâhuzeha, o cariyeyi ala bihi, o sadak sebebiyle gerisin geri ala, alması caiz olmadı derse gîle lehu, adama denilir ki femes sidâk, sidâk nedir? Ellezî, öyle sidâk öyle mehir ki evcebele, kendi nefsi için vacip oldu, bu adam için vacip kıldı, aleyha cariye üzerine el etak ve etak. O etak bir sidaki mucib oluyor ya, nedir bu? Emal mal mıdır huve, em gayru malin, yoksa malın gayrisi midir? Fe inkâne malen, eğer mal ise felehu, o adam için caizdir en yehudaha, o cariye ala bima ol bir şeyle ki lehu, adam için olucudur. Aleyha cariye üzerinde minel mali maldan. Meta habbe, ne vakit arzu ederse. Halbuki burada mal yok. Çünkü azat ettiği vakitte azat oldu gitti bila bedel. Neyi alacak? Bu yok. Ve imkanı gayri malin. Yok. Malın gayrisi ise. Feleyse lehu, yine o adam için olmadı ki en yetezevveceha, bunu tezevvüce de ala gayri malin. Malın gayrisi üzerine tezevvüce de. Çünkü zevaçta illa bir mal lazım, mehir lazım. Mehirsiz nikah olmaz. Fesebete bima zikirine, bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Fesadu hadel gavl, bu gavlun fesadı da sabit oldu. Eyda, yukarıdaki İmam Ebu Yusuf'un gavlunun fesad olduğu gibi. Vallahu Teala alem, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri daha alimdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.